Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Güneran. Makine Mühendisliğine giriş dersine hoş geldiniz. Dördüncü dersimizin konusu temel mukavemet bilgisinden oluşacaktır. Sizlerle biz mekaniği ayrıntılı olarak ele aldık. Statik, dinamik ve mukavemet olarak üçe ayırmıştık. Statik hakkında geçen ders bilgi verdik. Bu derste de mukavemete giriş bilgileri vermeye çalışacağım. Cisme uygulanan kuvvetlerin cismin içinde meydana getirdiği değişimler, deformasyonlar mukavemetin konusudur. Mukavemet ivmesiz hareket içerir. Arkadaşlar şekilde de gösterildiği gibi herhangi bir malzemeyi kullanırken o malzeme üzerinde herhangi bir değişim görebiliriz veya görmeyebiliriz. Bu da mukavemetin konusunu oluşturuyor. Gerilime bakalım, gerilimin tanımına bakalım. Kuvvetler herhangi bir cismin şeklini bozmaya veya değiştirmeye çalışırlar ve büyük kuvvetler gözlemlenebilir, deformasyona neden olabilirler. Bir malzemenin üzerine ne kadar büyük kuvvet uygularsak o kadar onu görebiliriz, gözlemleyebiliriz. Biz gerilimi çekme, baskı ve kesme gerilmesi altında inceleyeceğiz. Biraz sonra ayrıntıya gireceğiz. Arkadaşlar ülkemiz deprem ülkesi. Depremlerin yaşadığı bu günlerde mühendisin işlevi büyük önem kazanıyor. Bu çerçevede mühendisin işlevine bakalım. Bir yapıyı ya da mekanizmayı boyut ve şekildeki kalıcı değişime direnmesine izin verecek şekilde kuvvet, yük taşıyabilen veya kuvvetlere dayanabilecek ve uygulanan kuvvetlerden sonra kendini toparlayabilecek şekilde tasarlamaktır. Mühendisin işlevi bu çerçevede büyük önem arz ediyor arkadaşlar. Bir yapı ya da mekanizmayı tasarlarken dikkat edilecek noktalar hem statik hem dinamik hem malzeme hem mukavemet bilgisi gerektiriyor. Biraz önceki arkadaşlar mühendisin işlevi içinde bazı tanımlamalar, bazı kelimeler kullandık. Örneğin deformasyon, onun basitçe tanımına bakalım. Geri dönüşsüz şekil değiştirme. Şekilde de gösterildiği gibi arkadaşlar bir hatleleme işleminde iş parçası merdanelerin arasından geçiriliyorsa bu iş parçasında bir geri dönüşsüz bir şekil değişimi gözleriz. Mekanizma kelimesi de geçti. Bir makineyi meydana getiren tüm kısımlara biz mekanizma diyoruz. Ve mekanizma önemli bir konu. Mekanizma tekniği altında ayrı bir ders de var makine mühendisliği bölümlerinde. Orada da işin ayrıntısına gireceksiniz. Bir örnekle devam edelim. Kablodaki gerilime bakalım. Arkadaşlar bir tavana bağlı bir kütle var ve arada da bir kablo kullanılmış. Kablo ile bu kütle arası 2,5 metre olarak verilmiş. Kablonun kesit alanı D çapı olmak üzere 5 milim olarak verilmiş. Ve dairesel kablodaki gerilimi biz hesaplayacağız. Mukavemetin önemli konusu. Gerilim hesabı. Önce ağırlık ya da yükü hesaplayalım. W eşittir M çarpı G. Newton biriminde hesaplayacağız. Kütle 30 kilogram. Yerçekim ivmesi 9.807 metre bölü saniye kare ise biz ağırlığı veya yükü 294.21 Newton olarak hesaplarız. Bize kablodaki kesit alanı da lazım olacak. Onu AK ile gösterirsek BD kare bölü 4 kesit alanını verecek. D arkadaşlar 5 milim olarak verilmiş. O zaman pi çarpı 5 milimin karesi bölü 4. 19.63 milimetre kare olarak kesit alanını bulduk. İstersek bunu metre kareye de çevirebiliriz. Katılarda biz gerilimi sigma ile göstereceğiz ve yük bölü kesit alanı veya kuvvet bölü kesit alanına eşit olacak Pascal biriminde. O zaman hesabımızı yapalım. 294.21 Newton'luk bir yükümüz var. Bunu 19.63 milimetre kareye kesit alanına böleceğiz. O zaman 14.98 Newton bölü milimetre kare bir gerilim değeri elde ediyoruz. Yaklaşık bu 15 Newton bölü milimetre kare. Biz onu arkadaşlar Newton bölü metre kare olarak yazarsak ve mega örneğini kullanırsak, yani mega 10 üzeri 6'dır biliyorsunuz, 15 mega pascal olarak yazabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi burada dönüşüm de var. Kısaca sigma'yı 15 megapascal olarak gösterebiliriz. Arkadaşlar burada kablonun ağırlığını göz önüne almadık. Gerekirse kablonun ağırlığı da hesaba katılarak gerilim
hesaplanabilir. Gerilimi üç şekilde ele alalım. Çekme gerilmesi, basma veya sıkıştırma gerilimi, kayma veya kesme gerilmesi. Evet, şekilde de var arkadaşlar. Malzeme üstündeki okların yönü malzemeden dışarı doğruysa biz buna çekme gerilmesi diyoruz. Atomları birbirine ayırma etkisi çekme gerilmesi altında ele alınır. Basma veya sıkıştırma gerilimine bakalım. Gördüğünüz gibi malzemeye oklar ters yönde etki ediyor. Malzemeyi sıkıştırmaya çalışıyor. Diğeri çekmeye çalışıyor. Bu sıkıştırmaya çalışıyor. Yani atomları sıkıştırma etkisi basma gerilimi olarak karşımıza çıkıyor. Biz çekme gerilmesini ve basma gerilmesini arkadaşlar sigma ile gösteriyoruz. Kayma veya kesme gerilmesini ise tau ile gösteriyoruz. Yine şekilde gösterildiği gibi bu sefer kuvvetler malzemeye paralel ama birbirine ters yönde. Malzemede bir kayma veya kesme etkisi oluşturuyor. Malzemenin içindeki atom tabakalarını birbiri üzerinde kaydırma etkisine biz kayma veya kesme gerilmesi diyoruz. Üçü de önemli. Çekme ve sıkıştırma gerilmesi için şunu söyleyebiliriz. Meydana gelen gerilme cismin ekseni doğrultusunda uygulanan yükten kaynaklanıyor. Şuradaki şekilde de görüyorsunuz. Malzemeden bahsettik, tanımını da yapalım. Kendilerinden bir cisim oluşturulan veya bir cisim yapılan maddelerdir. Cam, çelik, plastik, seramik birçok malzemeyle karşılaşıyoruz. Tabi ayrıntısı yine malzeme bilgisi dersinde. Kesme gerilmesinden bahsettik. Bununla ilgili güzel bir örnek yapacağız. Arkadaşlar www.hüseyingüneran.com adresinden bu derse ait yazılı bilgileri indirirseniz, videoyu da bu bilgilerle beraber seyrederseniz dersi öğrenmek daha da kolay olur. Gördüğünüz gibi burada bir pim var ve pime bir düz çubuk aracılığıyla bir kuvvet etki ediyor ve bu kesme yüzeyleri üzerinde bir kesme gerilmesi oluşturuyor. Pin çapı verilmiş, sayısal bilgiler şekil üzerinde verilmiş. Bu bilgileri kullanarak kesme gerilmesini hesaplamaya çalışalım. Burada biz iki gerilme hesaplayacağız. Önce kesme gerilmesini hesaplayalım. Evet, şekilde basitçe verilmiş arkadaşlar. Bu şekil üzerinde önemli noktaları anlatmaya çalışayım. Düz çubuk 1.10 üzeri 5 Newton'luk kuvvetle çekiliyor. Tamam. Kesme yüzeylerinde kayma gerilmesi oluşuyor. Arkadaşlar kesme yüzeyleri şurası bakın. Çubuk böyle çekiliyor. Okun yönü belli. Kesme yüzeyleri şurası. İki tane var. Dikkat. İki tane var. Şuraları kesme yüzeyi ve bu çubuk bu şekilde çekiliyor. Kesme yüzeylerinde kayma gerilmesi oluşuyor. Önce kayma gerilmesini hesaplayacağız demiştik zaten. Dikkat. 2 adet kesme yüzeyi var. Ve yüzey alanını da ona göre hesaplayacağız. Şurası dairesel bir kesit oluşturuyor. 2 tane var. Dairesel kesitin yüzey alanı pi d kare bölü 4. Onu 2 ile çarpacağız. Buraya da yazmışız. Pim'deki kayma gerilmesi kapsamında kesmenin uygulandığı yüzey ise pim çapı kadar olan yüzeydir. Yani şurası. Hem de 2 tane var. Evet, elinizde şekil var. A ile verilen şekilde pim 1.10 üzeri 5 Newton'luk kuvvete karşı direnç gösteriyor. Pim'deki kayma gerilmesini bu çerçevede hesaplayacağız. Ayrıntılı bilgiyi biraz önce verdik. F kuvveti 1.10 üzeri 5 Newton. Yüzey alanı 2 çarpı pi çarpı 2.10 üzeri eksi metrenin karesi bölü 4 ve elimizde to 159.15 megapascal olarak elde ediliyor. Arkadaşlar tau 159.15 megapascal olarak elde ediliyor. Ben buradaki çıkan sonucu megapascal olarak yazmışım. Dikkat, ara işlemleri yapmamışım. Sonucu megapascal'a çevirmişim. Evet, elinizde şekil var dedik. B şekliyle verildiği gibi kritik kısımdaki çubuktaki ortalama çekme gerilmesi pim deliği üzerinden hesaplanacaktır. Dedik ya biz burada önce kayma gerilmesini hesaplayacağız. Sonra ikinci olarak çekme gerilmesini hesaplayacağız. Kayma şu yüzeylerde oluşuyor dedik. Dikkatle bunu bir kere daha söyleyelim, önemli nokta. Ama çekme şu yüzey alanında oluşacak. Pimi için bu değerlendirmeyi yaparsak. Buraya da yazmışız.
dikdörtgen kesit alanını kullanacağız. Dikkat! Çekme gerilmesindeki fark bu. Arkadaşlar yüksekliği 2.8 santim olarak vermişiz. Buraya metrede yanlış yazmışım. 2.8 santim yükseklik. D çapı belli. Ve şu dikdörtgen alanını A kesit alanı olarak alacağız. Çekme gerilmesinde. Kuvvet yine 1.10 üzeri 5 Newton. Bu sefer PİM'deki çekme gerilmesi için kesit alanı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre çarpı 2.8 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre. Yani dikdörtgenin alanı. Çekme gerilmesi 178.57 dikkat megapaskal. Yine ben megapaskala çevirmişim. Evet, bu örneği güzelce sonra yine inceleyin arkadaşlar. Bu örnekle ilgili ne demişiz? Gerçekte PİM'in ve deliğin kenarlarında daha yoğun gerilmeler meydana gelir. Biz burada teorik bir hesaplama yaptık. Ama gerçekte tau ve sigma daha büyüktür. O zaman biz mühendis olarak neye bakacağız? Güvenlik faktörü değerine bakacağız. Güvenlik faktörü çerçevesinde değerlendirme yapacağız. Güvenlik faktörü hakkında da biraz sonra bilgi vereceğiz. Önce mukavemetin yine önemli bir konusu şekil değiştirmeye bakalım. Şekil değiştirme epsilon boyutsuz bir sayı. Deformasyonun gerçek uzunluğa oranı. Arkadaşlar bunu milim, bunu da milim alırsan tabii ki epsilon boyutsuz bir sayı çıkacak. Deformasyon demek çekme yapıyorsak uzama, basma yapıyorsak kısalma olarak karşımıza çıkacak. Gerçek uzunlukla deformasyonu karşılaştığımız an şekil değiştirmeyi boyutsuz olarak bulacağız. Bu çerçevede burada uzamayı göstermişiz. Gerilme testi malzemeleri uygulanır. Arkadaşlar makine mühendisliğinin giriş dersinde veya diğer derslerde araştırma konularına dikkat edelim. Burada ben gerilme testini araştırın demişim. Araştırarak mühendisler her şeyi güzelce öğrenir. Üniversite hayatı boyunca araştırmaya dikkat edin. Öğretim üyelerinin anlattığı derslerden elde ettiğiniz bilgileri özümsemeye dikkat edin. Mühendis olduktan sonra hayatta tek başınıza kalacaksınız. Üniversite hayatını en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Ben burada mekanik çekme deney düzeni vermişim. Çeşitli deney düzenekleri var. Malzemeyi buraya yerleştirerek deneyimizi yaparız. Bize çekme, biz mühendisler için çekme deneyi çok önemli. Buna göre malzemenin dayanımı hakkında bilgi sahibi oluruz. Arkadaşlar çekme deneyinden sonra böyle gerilme birim şekil değişimi grafikleri elde ediliyor. Bunlar hakkında biraz bilgi vereyim. Malzeme bilgisi dersinde tabi ayrıntısını göreceksiniz. Mukavemette ayrıntısını göreceksiniz. Önce malzemede bir elastik bölge oluşuyor. Buna Hooke kanunu deniyor. Bunun hakkında da biraz sonra konuşacağız. Örneğin bir lastiği çekip bıraktığımızda eski şekline dönüyor mu lastik? Dönüyor. O zaman şu bölge işte elastik bölge. Ama herhangi bir cismi çekip bıraktığımızda eski şekline dönmüyorsa plastik bölgeye geçiyoruz demektir. Plastik bölgede çeşitli özellikler gösteriyor. Şu şekil üzerinde devam edelim. Arkadaşlar gerilim dikey eksende olsun. Şekil değiştirme yatay eksende olsun. Evet, O ile A arası geri dönüşlü bir bölge, elastik bölge dedik. Burada bir orantı sınırı var. A noktası. A üssü noktası elastik sınır. Artık bu A üssü noktasına kadar malzemeyi getirdiğimiz an geri dönüşsüz bölgeye girmek üzereyiz demektir. B noktası akma dayanımı. Sonuçta B noktasında malzeme akmaya başlıyor. Burada İngilizcelerini de vermişim. B noktası akma dayanımı. D noktası kopma mukavemeti. Artık malzemenin üstüne o kadar biz kuvvet uyguluyoruz ki artık kopma noktasına geliyor. Ve D noktasında kırılma veya kopmayı gözlemleyebiliyoruz. Bunun gibi arkadaşlar çeşitli malzemeler için grafikler çizilir. Grafiğin karakteristiği buna benzer olur. Ama her malzeme aynı grafiği vermez. Benzer karakteristik açıdan benzer bir grafik ortaya çıkar. Biz malzemeyi gerilmeye, çekmeye tabi tuttuğumuz an üzerinde deformasyon oluşacak. Tabi belli bir noktadan sonra onu gerilme şekil değiştirme grafiğinde anlatmaya çalıştık. Ama üzerinde deformasyon oluşursa, malzeme bu şekle gelirse
geri dönüş mümkün değil. Biz mühendisler bu durumu istemeyiz zaten. Evet, gelelim elastik modülüne, esneklik modülüne, elastiklik katsayısına. Hepsi aynı şey. Biz gerilim şekil değiştirme biraz önce grafiği üstünde konuştuk. Gerilim şekil değiştirme arasındaki doğrusal ilişki elastiklik katsayısı olarak karşımıza çıkıyor. Bir de geri dönelim bakalım. Şu O ile A arasından bahsediyoruz şu anda. Arkadaşlar, Robert Hooke bunu 300 yıl önce bulmuş. Onun için bu bölgenin adı Hooke yasası olarak, Hooke bölgesi olarak karşımıza çıkar. Hooke yasasına bakalım. Oransal limit demiştik yine biraz önce. A noktasına, hani yine geri gelip bakalım. Bu A noktası bizim için oransal limit. İki şekilde bu bize verilir. Şekil değişimi boyutsuz bir kavramdı. Şekil değişimi eşittir K çarpı sigma. K oransal limit 1 bölü Pascal birimi. Sigma çekme gerilmesi Pascal. Zaten birim analizi yaptığımızda şekil değişimi birimsiz çıkıyor. Daha çok arkadaşlar mühendisler bu eşitliği kullanır. Sigma eşittir E çarpı epsilon. Epsilon'dan bahsettik, şekil değişimi. Sigma çekme gerilmesi. E ise elastiklik modülü. Bunun tablosu var. Tabii ki çekme deneyleri sonucu bu tablolar oluşturuluyor. Pascal biriminde biz E'yi göz önüne alacağız. Evet, bazı malzemeler için elastisite modülü çeşitli isimleri var. Hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Elastiklik modülü. Burada hem İngiliz birim sisteminde hem SI birim sisteminde vermişiz. Biz daha çok SI birim sistemini kullanacağız. Hem de 10 üzeri 9 olarak, yani giga ön ekiyle vermişiz. Çeşitli malzemeler. Örneğin bakalım. Soğuk adde çelik 210 gigapaskalmış. Dökme demiri, bakırı, alüminyumu, paslanmaz çeliği, nikeli burada ele almışız. Hepsinin E değeri var. Tabii bu kısıtlı bir gösterim. Birçok malzeme için bu E değerlerini malzeme kitaplarında veya mukavemet kitaplarında görürsünüz. Arkadaşlar, kopma mukavemetinden, akma mukavemetinden bahsetmiştik. Akma dayanımından bahsetmiştik. O noktaların da değerleri deney yapılırken, test yapılırken cihaz üstünden okunuyor. Bir daha geri gelelim ki güzelce anlatalım. Evet. Akma dayanımı B noktası. Kopma mukavemeti C noktası. B ile C için sayısal bilgileri oluşturan, sayısal bilgilerden oluşan tablomuza bakalım. Yine dökme demir, işlenmiş demir, yapı çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır, sıkı çekilmiş bakır için akma mukavemeti ve kopma mukavemeti hem SI hem de İngiliz birim sisteminde verilmiş. Bu sefer megapaskal olarak verilmiş. Bu tabloyu da kullanarak hesaplar yapacağız. İki tablo da bizim için önemli arkadaşlar. Güvenlik faktörü demiştik. Ne demek? Verilen koşullar altında doğru malzeme tipini ve boyutunu seçmek için GF, güvenlik faktörü altında inceleme yapılır. Güvenlik faktörü akma dayanımı bölü tasarım gerilimine eşit arkadaşlar. Ya örneğin sayısal olarak vermiş, mesela burada akma dayanımı 210 MPa'sa, mesela bir geri gidelim. Akma dayanımı 210, dökme demir için vermişiz. Ve tasarım gerilimi bizim 70 megapaskalsa biz bu tasarım gerilimini hesaplarız. O zaman güvenlik faktörümüz 3. Akma dayanımına karşı güvenlik faktörümüz 3. Ha, buraya yazmışız arkadaşlar malzemeyi zaten. Soğuk adlelenmiş çelik için verilmiştir diyor. 210. Arkadaşlar şurada hem 210 hem 210 hem dökme demir için hem işlenmiş demir için akma dayanımı 210, paslanmaz çelik için de 210. Yani sonuçta üçü de birbirine benzer malzemeler 210 olarak burada verilmiş. Tamam. Soğuk adlelenmiş çelik için de 210'muş. Tamam. Evet, burada ne demişiz arkadaşlar? Örneğin bir asma köprüde gerilmelerin akma sınırını aşmaması veya kopmaması yeterli olmaz. Bunun yanı sıra köprünün çökme miktarının da belli bir sınırı aşmaması gerekir.
mukametin önemli bir konusu. Ne demiş buradaki kişi? Şefim, köprüde kopma olmamış. Mukamet gerilme hesaplarım doğru. Ama o diyor ki, tüm hesapları yaptığına emin misin? Evet, bu aşamada bir örnekle devam edelim. Evet, örneğimize geçelim. 40 santim uzunluğundaki silindirik çubukta gerilimin 140 megapaskalı aşmaması için çapı ne olmalıdır? Çubuk 20 kN kuvvetle dayanıyor. Bu çerçevede arkadaşlar verilen sayısal değerleri bir daha ele alalım. F kuvveti 20 kN olarak verilmiş. Gerilim sima 140 megapaskal olarak verilmiş. Bizden D isteniyor. Sima eşikliğini, gerilim eşikliğini bu derste öğrendik. Sima eşittir F bölü AK. Ve kesit alanımız da pi d kare bölü 4. Sayısal değerleri yerine koyalım. Gerilim 140 megapaskal. Kuvvet 20.10 üzeri 3 Newton. Bunu Newton'a çevirmişiz. Kilo Newton'u. Ama şuraya dikkat. Burada mega kalmış. Yani 140.10 üzeri 6'yı alacağız. Hesap yaparken ve AK'yı ona göre belirleyeceğiz. AK 1.4286.10 üzeri eksi 4 metrekare çıkıyor. Buradan D'yi bulmak kolay. AK'yı pi d kare bölü 4'e eşitlediğimizde D 0.0135 metre veya 13,5 milimetre olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruda verilen koşulları sağlayan minimum çap 13,5 milim. Soruyu şu şekilde devam edelim arkadaşlar. Malzemenin adı verilmiş. Soğuk katlenmiş çelik kullanalım. Ve uzamasına izin verilen değer de 0,125 milim olsun. Bizim yukarıdaki sorunun devamı bu. Bu bilgiler kapsamında arkadaşlar şu B şıkkı diyelim. B şıkkını ele alıyoruz. 0,125 milim kadar malzemenin uzamasına izin veriliyorsa bu malzemenin çapı bu sefer ne olmalıdır? O zaman kullanacağımız eşikler burada var. Gerilim eşitliği, şekil değiştirme eşitliği, yine gerilim ve şekil değiştirmenin birleştirildiği eşitlik. Bunları kullanacağız ve AK'yı arayacağız. Evet, sigma neydi? F bölü AK'ydı. F bölü AK'yı alalım. Şuna eşitleyelim. O zaman F bölü AK E çarpı epsilon eşit. Biz bu kısmı E çarpı delta L bölü L olarak da yazabiliriz. Ve buradan AK'yı çekersek AK F çarpı L bölü E çarpı delta L. Biz bunu F çarpı L bölü E çarpı delta olarak da gösteriyorduk. Hepsi benzer gösterimler. Ama bu soruda şu birleşimi yaptık ve bize burası lazım. F kuvveti başta verilmiş 20.10 üzeri 3 Newton. L 0,4 metre. Malzemenin başlangıçtaki boyu. 40 santim olarak arkadaşlar burada verilmiş. E 21.10 üzeri 10 Newton bölü metre kare. Tablodan bu malzeme için alacağız E değerini. Tabloları biraz önce çalıştık. Delta işte uzamasına izin verilen değer 125.10 üzeri eksi 6 metre alınacak. Bütün bu sayısal değerleri burada yerine yerleştiriyoruz. AK'yı elde ediyoruz. 3.0476 10 üzeri eksi 4 metrekare. Tabii bize D lazım. D'yi çekersek 19.7 milim olarak elde ediyoruz. Biraz önce kaç elde ettik? 13,5 milim. Arkadaşlar büyük D'yi seçeceğiz ki hani iki tane bize A ve B şıkkı verilmiş. Bütün malzemeyi A ve B şıkkı açısından değerlendirirsek malzemenin dayanımı için 19,7 milim seçilmeli. Bunun altında seçersek B şıkkını yerine getirmeyecek. Onun için işte biz güvenlik faktörünü de devreye alırsak 19,7'den büyük bir değer seçmemiz D için. Seçmemiz lazım D için. 19,7 milimden daha büyük bir değer seçeceğiz. Ama bizim bulduğumuz minimum değer bu sefer bu. Evet, bu kısımlar önemli. Bir örnek daha yapalım. Arkadaşlar, statik denge durumunda A noktasındaki pim reaksiyon kuvvetlerini bulunuz. A noktasındaki pime ait reaksiyon kuvvetlerini bulunuz demiş. A noktasında pim var. Yani bu pimin etrafında bu çubuk dönebiliyor. Bir kabloyla bu çubuk belli bir noktaya bağlı. Ucunda bir kütle var. Tamam. Çubuğun ağırlığını dikkate alma demiş. Sayısal değerler şekil üzerinde verilmiş. Bizim amacımız bu pimdeki reaksiyon kuvvetlerini bulmak. Başka kablodaki gerilme kuvvetini bulunuz.
Çekme gerilimi 94 megapaskal ise minimum kablo çapını bulunuz. Güzel bir soru. Öğrendiğimiz her şeyi uygulayacağız. PİM reaksiyon kuvvetlerini bulacağız. Gerilme kuvvetini bulacağız. Minimum kablo çapını bulacağız. Güzel bir mühendislik sorusu. Arkadaşlar, bunların hepsi mühendislik açısından önemli. Evet, soru elinizde var. Yani yazılı çıktı aldıysanız. Önce serbest cisim diyagramını çizelim. A noktasındaki reaksiyon kuvvetleri AX ve AY olabilir. Geçmişte çalıştık. Bu çubuk bir kabloyla bağlı. O zaman kablodaki gerilmeleri TY ve TX bileşenleri olarak gösterebiliriz. Kablonun ucunda ise 210 kilogram var. 9.807 metre bölü saniye kare ile çarparsak 2059.47 Newton'luk bir kuvvet elde ederiz. Bu kablodaki açı değeri de verilmiş 1:1. O zaman alfa da 45 derecedir. Tamam, bütün bu bilgileri kullanacağız. Geçmişte bu statik denge altında bunları inceledik. Toplam F kuvvetlerini sıfıra eşitlersek AX artı TX'i ters yönde almışız. O zaman AX artı eksi TX eşittir 0. Yani TX eşittir T kosinüs alfa yazmışız. Neden? Yani TX'i şu açı değeri de kullanırsak T cinsinden elde edebiliriz. O da T çarpı kosinüs alfa. Toparlarsak AX eşittir T çarpı kosinüs 45. Yani T çarpı kosinüs 45'in de sayısal değerini buraya yazmışız. AX'i bu şekilde yazabiliriz. İstersen AX eşittir T çarpı kosinüs 45 olarak bırakabilirsin. Toplam FY kuvvetleri de sıfıra eşit olacak. Yine bakalım serbest cisim diyagramımızda AY ve TY kuvvetleri var. Aynı yöndeler. AY artı TY. Başka? Aşağı doğru şurada bir kuvvet var. O zaman işareti eksi. Bunun sayısal değerini bulmuştuk. Eksi 2059.47 Newton'da burada devreye girecek ve statik dengede sıfıra eşit olacak. Arkadaşlar T'yi de yine T cinsinden yazmışım. O zaman T çarpı sinüs alfa, T çarpı sinüs 45 olacak. Düzenleme yaparsak, AY'yi tek başına bırakırsak, 2059.47 Newton eksi, işte sinüs 45 çarpı T'ye eşit olacak. AX ve AY'yi T cinsinden elde ettik. Gelelim statik dengede 3. koşula. Bu oynamanın olduğu, oynamasını, hareket etmesine izin verildiği noktanın olduğu A noktasını dikkate alarak moment alacağız. Toplam momentler 0'a eşit. T'ye çarpı moment kolu 3.8'miş. Hemen bakalım. Tamam. T'ye, evet T'ye dik moment kolu 3.8. Tamam. 2059.47 Newton, 2059.47 Newton'un moment kolu da 3.8 artı 1.8 metreymiş. Ha tamam, aradaki uzaklık. Tamam, iki tane moment oluşturan kuvvet var. Bunları sıfıra eşitledik. T'ye yerine yine T sinüs 45'i yazarız. Gerekli düzenlemeler yaparsak arkadaşlar T'yi buradan elde ediyoruz. Kablodaki gerilme kuvveti T 4292.15 Newton. T'yi elde ettikten sonra AX ve AY'yi de buluruz. Tamam. AX 3035 Newton, AY 975.5 Newton. Eksi olması başlangıçta yön ters seçilmiştir. Bu sefer AY'nin yönü bu şekilde olacak. A noktasındaki reaksiyon kuvvetleri bu. Gerilme kuvveti bu. A noktasındaki kuvveti de bulmuşuz. A noktasındaki kuvvet AX kare artı AY karenin karekökünü eşitti. A'nın değeri de 3180.92 Newton olarak bulunur. Şimdi gelelim çekme gerilmesine. Kablodaki çekme gerilmesi. Sigma T bölü AK'dan hesaplanacak. Sigma'yı arkadaşlar vermiş. Burada 94 megapascal. Sigma'yı vermiş. 94.10 üzeri 6 Newton bölü metrekare olarak birimini ayarlamışız. T'yi bulduk. 4292.15 Newton. Bütün birimler aynı. Buradan AK'yı çekeceğiz. AK'yı bulduktan sonra D çapını, yani minimum kablo çapını 7.625 milim olarak hesaplamışız. Soru güzel bir soru arkadaşlar. Hem geçmişte öğrendiğimiz statik denge koşullarında gerilmeleri ve kuvvetleri bulduk.
hem de mukavemet açısından çekme gerilmesinden de yararlanarak bize buradaki kablodaki durumu soruyordu. Minimum kablo çapını soruyordu. Onu da hesaplamış olduk. Bu soru da güzel, önemli bir soru. Ne demişiz? Ek bilgi, minimum bir PİM çapını bulunuz. PİM kesiti dairesel olsun, malzemesi yapı çeliği olsun. Yani soruya devam etmişiz. Ne demek istiyoruz? Yani güvenlik faktörünü kullanırsak nasıl bir sonuç elde ederiz, ona bakacağız. Minimum PİM çapını bulacağız. Güvenlik faktörünü biz mühendisler tecrübelerimize göre seçeriz. Bu 4 olsun demişiz. O zaman güvenlik faktörü devreye girmişse arkadaşlar, güvenlik faktörü akma mukavemeti bölü tasarım gerilimiydi. İşte tasarım gerilimini biz şimdi PİM'deki kayma gerilmesi olarak hesaplayacağız. Güvenlik faktörü 4. Akma gerilmesi yapı çeliği için tabloda var. 240 megapaskal. Bizim tasarım gerilimimiz bu 4 güvenlik faktörü çerçevesinde 60 megapaskal çıkacak. PİM'deki kayma gerilmesi. Çapa bu tasarım gerilmesinden yararlanarak çapa ulaşacağız. Arkadaşlar PİM'i buraya çizmişiz. PİM'in üzerindeki kayma gerilmeleri geçmişte de çalışmıştık. Bu şekilde olacak. O zaman tasarım gerilmesi bizim bu kapsamda kayma gerilmesi oluyor. Kayma gerilmesini de kuvvet bölü kesit alanıydı. Bu PİM nerede? A noktasında. O zaman A'daki kuvveti alacağız. Onu da hesaplamıştık. 3187.92 Newton olarak. Tau'yu da bulduk ve Pascal'a çevirdik. Megapascal'ı. O zaman 60.10 üzeri 6 Pascal. Tamam. Buradan da D'yi 8.225 milim buluruz. Minimum PİM çapı. Arkadaşlar. Şu soru güzel dedik. Hatta ben ek bilgi de yazmışım. Bu çerçevede güvenlik faktörü işledik. Onu da göz önüne alalım demişim. Ve minimum PİM çapını bulmuşum. Evet, bu dersin de sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere.